Sen şuraya kadar 8 lira abi. 8 lira. Limonu şurası var. Limonu arkadaşa sok ya. Simay'ı tanıyorum abi. Ne haberdi? İhlas. Açtım. Petrolu da getir. 8 lira. Getir abi onu indir bakalım. Aç bakayım ben onu. Çıkar bakayım onların boylarına bakalım. İtalyoz gibi. Aynen. Bunlar kaçar kilo geliyor? Bozuyor. Çok güzel. Son günlerde halkımızın gündemine oturan sebze meyve fiyatları ile ilgili halkımızın bazı şeyleri anlayabilmesi için birkaç örnek vereceğim. Halkımız şunu bilsinler ki sebze meyve sektörü tamamıyla iklimsel bir şey. İklimle alakalı dolayısıyla arz talep meselesi olan bir şey. Hani bir anda yükselir ki sebzeleri borsa gibidir. Son zamanlarda Akdeniz bölgesindeki yağmur, yağış, buna benzer iklimsel olaylar. Ürünlerin kızarmaması, büyümemesi yönünde biraz daha etkili oldu. Ha bunlar da şunu da insanlarımız şurayı bilsinler ki bu inişli çıkışlı bir trenddir. Örnek veriyorum işte domates geçen hafta başı Erzurum sebze halinde 2 liraydı. Bu hafta başı 3 lira, 3,5 lira civarında. Ha bunda sadece domatesi örnek verdik. Bundaki etken Rusya ile kota artırımı, işte üreticinin elindeki doneleri biraz daha sağlam oldu. Piyasamız var, işte müşterimiz kapıda diye. Ha diğer anlamda biber, patlıcan, buna benzer şeyler havaların ısınmasıyla biraz da anında ürünün çoğalmasıyla fiyat düşüyor ama bunda da yine biraz önce dediğim gibi iklim çok önemli. Halkımız bundan müşteri olsun. Bu süreç böyle uzun süre olmuş olsa insanlar şikayet etsinler işte. Aylarca patlıcan 5 lira mı? Aylarca biber 5 lira mı? Değil. Bir hafta düşüyor, bir hafta çıkıyor. Bu piyasayla endeksli. Ha burada bazen piyasadaki tabii fiyatı etkileyen şeyler var, sıkıntılar var. Neler bunlar? İşte marketlerde halde 1 lira, markette 5 lira. Ürünlerin tabii kendine göre kalitesi var. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Marketler şimdi birinci sınıfı, genelde birinci sınıfı tercih ederler. Bunların da kendilerine göre kar marjları var. %30'ları ki bunun içinde en büyük etken fileleridir. İnsanlar kendilerince bir düşünsünler. Hiç kimse markete gidip de kötü malı reyondan alıp da poşetine koymuş değil. Bir, iki, üçüncü ötelemeden sonra o meyve ve o sebze tamamıyla atıl duruma geliyor. Dolayısıyla marketçi de bu fiyatı, bu fileyi fiyata eklemek zorunda. Bizim hallere bakarsanız, hallerde ki bu işin inanın
bir Boğaz Köprüsü İstanbul için ne kadar önemliyse, üreticinin tüketiciye gelebilmesi için de sebzeleri çok önemli. Sebzeleri bu işin can evinde nedenine gelince, eksi 20'lerde 30'larda gece saat 3'lerde insanlar sıcak yatağında yatarken, halciler o saatte, ki Erzurum'un şartları için konuşuyorum, eksi 20 derecelerde neymiş, biz halkımıza sağlıklı temiz sebze getirmek için uğraşıyoruz. Ha, bu gayretin de bir karşılığı olmalı. Bunu da insanlar bilsinler ki Mersin'den, Antalya'dan verilen bir ürünü oradaki insanlar bize hayra bağışlamış olsalar, samimiyetimle söylüyorum, sepeti, nakliyesi, işçiliği, filesi, buna benzer şeyler, net 1 TL masrafı var. Ha, günlük internet üzerinden de halkımız Mersin, Antalya hallerinin yayınladığı fiyatlarla doğudaki fiyatları da rahatlıkla kıyaslayabilirler. Dolayısıyla fiyatlardaki o aşırı uçurumun olmadığını görürler. Ama şuna müşteri olsunlar, Cenab-ı Allah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzü su hürmetine, kumdan topraklara petrol denilen bir rahmet, onca Allah dostunun yüzü su hürmetine de Anadolu topraklarına sonsuz bereketini vermiş. Bu topraklarda yaşayan insanlar müşteri olsunlar ki ilal evet her şeyi kaliteli ve ucuza yiyecekler. Ama biraz sabır, ki Allah en çok sabreden kulunu sever. Biraz sabır, biraz şükür, bu işin temelinde bu var efendim.